Allah'ın selamı, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Efendimiz'e yakın olmak, onun yanında olmak anlamına gelmiyor. Bazıları da vardı, ona yakındı ama onun karşısında duruyorlardı. Efendimiz'in Mekke zamanı, Kabe'de secdeye kapanmış, dua ediyor. Ne dediğini bilmiyoruz ama büyük ihtimal ümmeti ümmeti diyordur. Çünkü o beşikten mahşere kadar ümmetini isteyecek Rabbinden. Bunu kendisi söylüyor. Kalpleri yumuşasın istiyor. Ama orada zalimler var. En zalimlerden biri bir deve işkembesini alıyor ve Efendimiz secde halindeyken Efendimizin mübarek sırtına koyuyor. Efendimizin dilinde dua, kalbinde dua, ümmeti, ümmeti diyor. Pis sular akıyor, pis kokular yayılıyor. Bu olayı anlatan, Müslüman olmuş bu olayı anlatan müşriklerden tek ediyor ki, koşa koşa bir kız geldi, gözleri dolu dolu, ağlaya ağlaya, gönlü bir hüzün peteği. Efendimizin sırtındaki o deve işkembesini kaldırıp attı. Gelen Fatıma annemizdi. Efendimiz buyurdu ki, ağlama kızcağızım, üzülme. La tahsen, üzülme. Allah senin babanı zayi etmeyecek buyurdu. Ne güzel bir peygamber, ne güzel bir evlat. Ama artık ayrılık vakti geliyor. Efendimiz Hazreti Fatıma validemizi yanına çağırıyor. Fatıma validemiz de hissediyor, anlıyor, o da bir ayrılık var. Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma'nın kulağına bir şey fısıldıyor ve Fatıma validemiz öyle bir çığlık atıyor ki böyle bir çığlık yeryüzünde bir daha atılmamıştır. Sonra onun üzüldüğünü gören Efendimiz Hazreti Fatıma'nın kulağına bir şey daha fısıldıyor. Bu sefer tebessümler açılıyor Fatıma annemizin yüzüne, gülümsüyor. Bu olayı gören Hazreti Ayşe validemiz merak ediyor, diyor ki, baban sana ne söyledi de güldün, ne söyledi de çığlık attın, bana anlatır mısın, ne olursun anlat. Ama Fatıma validemiz sessizdir, anlatmıyor babasıyla olan geçeni, anlatmaz çünkü, bir sır olarak hep kalır aralarında. Ama artık ayrılık vakti geliyor. Efendimiz en sevdiği dostunun tarafına çevirip yüzünü süzülüp gidiyor kendi ufkuna. Bunun vefatından sonra Hazreti Ayşe validemiz yine merak ediyor. Diyor ki, o gün baban sana ne söyledi de güldün, ne söyledi de çığlık attın, bana anlatır mısın, ne olursun anlat. Dayanamıyor Fatıma validemiz ve anlatıyor. Diyor ki, ben babamın yanına geldiğimde babam bana dedi ki, Fatma kızcağızım, ben çok hastalık gördüm, başımın ağrısı hiç dinmedi. Ama bu hastalık bir başka, ucunda ölüm var diyor. Ve Fatma validemiz yıkılıp kalıyor oraya belki de. Sonra onun üzüldüğünü gören Efendimiz Fatma validemize diyor ki, üzülme kızcağızım, bana ilk kavuşacak olan sensin diyor. Ve tebessüm ediyor Fatıma validemiz. Daha 25 yaşında göçüp gidecek bu dünyadan. Ama göçüp gideceği yer o kadar güzel ki, efendiler efendisi var, babası var. Ama dönüp arkasına baktığında Hazreti Hasan var, Hazreti Hüseyin var, canından iki birer parça evladı. Ama artık ayrılık gelmiş. Fatıma validemiz buyuruyor ki, ben şuraya uzanayım, bana kimse dokunmasın, beni kimse yıkamasın. Hayatı boyunca tertemiz yaşamış ve tertemizde ölümle bir buluşma anı. Fatıma validemiz vefat ediyor. Onun vefatından sonra 25 yaşındaki bu aşk bizlere kalıyor. Ammarlar 93 yaşında koşuyorlar cepheye. Nesibeler yaşlı halleriyle koşuyorlar cepheye. Eba Eyyub el Ensari Hazretleri koşuyorlar İstanbul surlarına. Çünkü onlar hep 25 yaşındalar. O aşkla yürüyorlar. Efendimizin aşkı hep dik tutuyor,
hep sağlam tutuyor. Allah hepimizin kalbinden o aşkı almasın inşallah. Alalım. O da girmiş olsun konumuzun içerisine. Allah'ın selamıyla sizleri karşılıyorum. Maşallah. Bugün sizlere genç bir sahabe efendimizden bahsedeceğim. Hazreti Zülbicadeyn. İsmin anlamını hikayenin sonunda hep birlikte öğreneceğiz inşallah. Genç bir delikanlı, yetim bir delikanlı. Babası vefat etmiş, amcası tarafından büyütülmüş ama hor görülmüş yetim bir delikanlı. Yeni bir din geldiğini, yeni bir peygamber geldiğini duyuyor. Ve diyor ki, gideceğim onun yanına. Hakikat güneşini açıyor. Ama kabilesindekiler bunu öğrenince ona engel olmaya çalışıyorlar. Onun üstünü başını alıyorlar, onun ayakkabılarını alıyorlar. Ona sadece bir çuval veriyorlar, sadece bir çuval. Ya diyorlar, putlara tapmaya devam edersin ya da bu halde hiçbir yere gidemezsin diyorlar. Ama kim engel olabilir bir kelebeğin ateşe uçuşunu? O koymuş kafasına, gidecek sevgilisine. Yalın ayak düşüyor yollara, Medine yollarına yalın ayak. Açlık, susuzluk, sıcaklık, bunların hepsini bir fırsat biliyor, düşüyor yollara. Uzaktan Medine'yi seyrediyor, işte diyor, benim sevdiğim orada diyor. Gideceğim onun yanına diyor. Ama ben bu halde onun karşısına çıkamam diyor. O üzerindeki çuvaldan iki parça çul yapıyor ve öyle gidiyor. Sahabiler, insanlar onu görünce şaşırıyorlar. Üstü başı perme perişan, ayakları paramparça, üzerinde sadece iki çul. Resulullah sana geldim diyor. Efendimiz onu kabul ediyor ve ona Zülbicadeyn diyor. İki çul sahibi. Bu ne güzel bir hitap. Dünyadaki bütün giysiler o iki çulun yanında sıfır. Hiçbir şey. Efendimizin yolunda, onun arkasında gidiyor. O nereye gidiyorsa o da gidiyor. Ve bir gün, bir gece vakti, bir meşalenin aydınlığında üç kişi bir cenaze taşıyor. Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer. Taşıdıkları cenaze ise Zülbicadeyn. Bu ne güzel bir cenaze törenidir. Ve sonra Efendimiz Zülbicadeyn'i alıp kabre koyuyor ve dua ediyor. Diyor ki, ya Rabbi, ben ondan razı oldum. Ben ondan hep razı oldum. Sen de ondan razı ol diyor. Ve sonra Abdullah İbni Mesud öyle bir çekerek diyor ki, ne olurdu diyor, o çukuru benim çukurum olaydı, oraya giren de ben olaydım, ne olurdu diyor. Gönül hun oldu şevkinden,